Esasında bu defa iki ayda beklemediler. Çünkü Tayyip Erdoğan çıkıp kürsüden konuşma yaptığında seçim akşamı sandıktan çıkacak iradeye biz saygılı olacağız dediğinde zaten kayyum atamanın altyapısını oluşturmaya çalışan bir girişimde bulunulmuş. Bunlar ne kadar haberdar ne kadar haberdar değil. Çünkü biliyoruz ki devletin içerisinde birden fazla damar var. Bu damarların hangisi sürece nasıl etkiledi biz ancak gelişmelerden takip edebiliyoruz. Ama iki ay değil iki saat bile beklememişler. Yani seçimden çıkacak sonucu zaten biliyor olmalarına bağlıyorum bunu ve daha önceden hazırlık yapmışlar. Öyle değerlendiriyorum. Şimdi geldik iki ayın sonunda. Ortada bir Van süreci var ve şimdi de Hakkari için yani Kürdistan neredeyse kalbi diyebileceğimiz illerden birinde benzer bir uygulama söz konusu. Açıklamayı çok ayrıntılı bir şekilde okudum. Okurken de ilk aklıma gelen Kobani dosyasının iddianamesi oldu. Şimdi bu arkadaşımız da, Sayın Eş Başkanımız da 2014'te açılan bir soruşturma, başlayan bir yargılama. İşte sanırım geçen hafta yargılamada hızla işte mütalaanın verilme ve cezalandırma sürecinin başlaması aşamasına gidilmiş. 5 Haziran'a ertelenen bir duruşma var. Onu bile beklememişler. Yani biraz hem bakanlığın yapmış olduğu açıklamayı hem de beraberinde Sayın Eş Başkan'ın hukuki sürecini bir inceleme şansım oldu. Her ikisinde de gördüğüm şu açıklama aynen Kobani dosyasında olduğu gibi birden fazla akıllarına ne gelirse her türlü suç tipini koymuşlar. O suç tiplerini tamamını alt alta yazmışlar ve bakanlık kendini bir savcı değil hakim gibi görmüş, infazda bulunmuş. Yani kararı vermiş, infaza başlamış. Halbuki Sayın Eş Başkan hakkında verilmiş bir karar yok. Başlayan bir infaz süreci yok. Kesinleşmiş bir karar yok her şeyden önce. Karar olmadığı gibi bir kararın kesinleşme sürecini de beklemek lazım. 5 Haziran'da karar verselerdi bu şeye gidecek, istinafa gidecek, oradan Yargıtay'a gidecek bir süreç var. Sonrasında diyelim ki kesinleşti karar. Yani hukuki olmayan bir süreç yaşandı, kesinleşti bu karar. Tekrar gelecek, meclis kendi içerisinde bir başkan seçecek. Bunun cevabı kayyum değil. Şimdi en son bir önceki tahliye sürecimde Selçuk Mızraklı'nın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın benzer bir süreç yaşadığını biliyoruz. O zaman da yaptığımız, burada Roza olarak, Diyarbakır'da Dicle Ahmet Kadın Platformu olarak yapmış olduğumuz açıklamalarda ifade ettik. Bugün Tayyip Erdoğan, yaşadığı belediye başkanlığında yaşadığı mağduriyeti üzerinden bir kendi siyasi anlayışından kopup işte yenilikçiler adıyla örgütlendiği bir süreç yaşadı ve bugün ülkeyi 22 yıldır aralıksız yöneten bir siyasi parti o süreci unutmuş yaklaşıyorlar. Tayyip Erdoğan 3,5 ay yattı ama kendisi için meclisi bir karar aldı. Yeni bir başkan seçildi. Kayyum atanmadı. Bu süreç yani son 2 yerel seçim sürecinin ardından kayyumun atanması, bugün bunun tekrar denenmek istenmesi ve yapılması yani kayyum atanması. Niye denenmek diyorum? Çok ince bir ayrıntı var bakanlığın metninde. Diyor ki geçici olarak atanmıştır diyor. Hani sanki halka bir ihtimal işte yeniden göreve dönebilir. Açık kapısını bırakıyorlar. Tabi bu bir aldatmaca da olabilir. Halkın tepkisini kırmak amacıyla da olabilir. Bizim gördüğümüz var olan hukuksuzluğun devam ettirilmek istendiği, var olan Türkiye'de hani biz demokratikleşme için Kürt sorunun çözümünün elzem olduğunu, zaten Kürt sorunu çözülmeden de demokratikleşmenin gerçekleşmeyeceğini savunuyoruz. Bu sorunun çözülmemesi yani demokratikleşmeme Türkiye'de belli siyasal anlayışların varlık gerekçesi. Sorun çözülmeyecek. Bu siyasal anlayışlar Türkiye'de işte kendi atını koşturacak. İşte o yaşanan süreç Türkiye'ye neyi getirdi? Türkiye şu an ekonomik anlamda, sosyal anlamda, siyasal anlamda, ekolojik anlamda bir yıkım yaşıyor. Bu anlayışın Türkiye'ye getirisi budur. O yüzden kayyum meselesi, evet Kürdistan'da bir belediyeye atandı ama Türkiye halklarının tamamı, tüm demokrasi güçleri, Türkiye'de muhalefet adına yerel yönetim kazanan her siyasal anlayış buna bir hayır demeli. Çünkü mevcut anlayış Türkiye'ye getirdiği budur. Eğer siz Türkiye'nin bugün yaşadığı ekonomik krizden rahatsızsanız, yaşadığı siyasal çöküşten rahatsızsanız, sosyal anlamda halkımızın yaşamış olduğu, Türkiye halklarının yaşamış olduğu sıkıntıdan rahatsızsanız, yani bir gençliğe bakın. Bundan rahatsızlık duyuyorsanız, kadın gerçekliğine bakın. Bundan rahatsızlık duyuyorsanız, en önemlisi ekolojik yaşanan yıkımdan rahatsızlık duyuyorsanız o zaman bu kayyum politikasına hayır diyeceksiniz. Hepsi birbiriyle bağlantılı.
Bugün burada, burası görünür olan kısımdır. Yani devletin kayyum atıyor olması iceberg'in görünen yüzüdür. Buzdağının görünen yüzüdür. Eğer topyekun bir red, topyekun bir hayır olmazsa Türkiye'de mevcut yıkımın devamlı evet demek anlamına gelecek. Bir bakıma bu bir samimiyet testidir de, bir turnusol kavga görevi de göreceğine inanıyorum ben. Kürdistan'da halkımızın yaşadığı moralsizliğe de tahmin ediyorum, anlamaya çalışıyorum. Ama benim kulağım aynı zamanda bizi izleyen, bizimle birlikte işte bu süreçte muhalefetin bir parçası olan, kendi bulunduğu siyasal anlayış cephesinden muhalefetin parçası olan güçler ne diyorlar? Biraz da kulağım orada ne diyeceklerinde. Çünkü topyekün bir refah, topyekün bir kurtuluş için topyekün bir mücadele gerekiyor. Bunu başarabilirsek kayyum politikasına da son vermenin ilk eylemini gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi yargılama sırasında da çok ifade ettik. Arkadaşlarımız basın sağ olsun bu süreci de takip ettiler. Benim bu soruya verebileceğim en net yanıt o günün bugünden farkı çözüm süreci ve halkın çözüm süreçlerini sahiplenmesi. Ama özellikle darbe girişimi sonrası oluşan yeni ittifak güçlerinin çözüm sürecinden bir intikam alma isteği ve arzusu Kobani dosyası olarak karşımıza çıktı. Yoksa 2014'te bu süreç yaşandıktan sonra çözüm süreci bir dalgalanma yaşamış olsa bile daha sonra herkes bu sürece dair, yani çözüm sürecine dair bir girişim olduğu inancıyla çözüm süreci devam etti. 2015 Nisan'a kadar da devam etti. Ama sonrasında bir kaybediş var. Yoksa 2014'ün yaz ayı çok çözüm süreci adına çok önemli adımların atıldı. İlk defa Türkiye parlamentosundan bir yasa çıktı. Yani Dolmabahçe mutabakatından bile daha değerli bulduğum bir yasal süreçtir. Çünkü Dolmabahçe mutabakatı masaya oturan iki gücün bir araya gelişidir. Ama parlamentoda bütün siyasi partiler var, grubu olan. Ve grup o yaz parlamentodan çerçeve çözüm yasası çıktı. Bu çok önemliydi. Ve hemen arkasından belli güçlerin yapmış olduğu, başta orada olmak üzere yapmış olduğu açıklamalar var. Süreci takip ediyoruz, gereğini yaparız diye. Zaten Kobani süreci, yani sokağa dökülen, sokağa çıkmasına izin verilen ve çağrısı yapılan bence o paramiliter güçlerin amacına ulaşamadı bir süreç oldu. Ama sonrasında bence bu ittifak güçlerinin ilk arayışı Kobani dosyasını açarak, ki dosyada unuttukları bilgi notunda da çok açıktır. Partimiz hakkında kapatma davası açıp bir bütün siyasetimize bir engel koymak, siyasetimizi engellemek. Bu da demokratik çözüm siyaseti. Ciddi bir intikam dosyası olarak görüyorum Kobani dosyasını. Bugün mesela Hakkari'ye atanan belediye başkanımızın, biraz evvel belirttim, kendisini hakim yerine koyan bir İçişleri Bakanlığı var ortada. Ama orada yazılan suç tiplerini tamamen bana Kobani dosyasını hatırlatmıştı. Biz o iddiaların hepsinden, yani 2,5 sayfa süren iddiaların hepsinden beraat ettik. Bütün dosya sanıkları, şu anki MYK'mız da ondan beraat etti. Sadece bir tweet aracılığıyla yardım yapma iddiası kaldı geriye. O diğer iddiaların tamamından beraat ettik. Yarın belediye başkanımız da bu ipe sapa gelmez iddialardan muhtemeldir ki beraat edecek. Hadi diyelim intikam davası karar çıktı. Bunun Yargıtay ve dediğim gibi önce istinaf sonra Yargıtay aşamaları var. Kobani'deki bugün gördüğüm en büyük fark, yani bugünkü süreçle Kobani süreci, direkt ifade ettiğim, salonda da, duruşma salonunda da ısrarla ifade ettim, çözüm sürecinden intikam dosyası. Ve nasıl engelleriz, nasıl bitiririz bu siyaseti? Bugün dem için bile bir an önce kapatma davası açılması çağrısı yapanlar bu sürecin bir parçasıdır. Yani adres bellidir esasında, ama bu adrese yönelebilecek güçler var mı? Türkiye'de buna bakmak lazım. Hep ifade ettik, bizler yargılandık ama gerçek katiller sokaklarda gezdiler. Ellerini kollarını sallayarak gezdiler. Birileri bana rağmen diyemez. Onlar da göz yumdu. Ve hep ifade ettik, yarın onlar da yargılanacaklar. Çözüm süreci tek başına gelişmedi. Kobani sürecinde kurulan kamplar, yani IŞİD'in Şengale saldırısıyla beraber direkt Silopi'de, Mardin'de, Batman'da, Diyarbakır'da, Urfa'da kurulan kamplar var. Bu kamplar devletle yapılan temaslar, partimizin yapmış olduğu temaslarla o kamplara gidildi. Kamplarda ihtiyaçlar konusunda bizim yerel yönetimlerimiz çok büyük sorumluluk aldılar. Daha sonra Kobani süreci başlayınca Suruç'ta
yardımların gitmesi noktasında, yaraların tedavisi noktasında kaymakamlık ve valilikle, İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler var. Hatta en önemlisi sınırın bir tarafından, Habur'un bir tarafından, Habur'dan girip, Irak sınırından girip, gelip Suriye sınırından sınırına, Mürşitpınar'dan Kobani'ye giren bir süreç yaşandı peşmergeler için, Yeneke peşmergeler için. Silah yardımı yapıldı. Niye? Türkiye koalisyon güçlerinin bir parçasıydı. Yani IŞİD'e karşı oluşturulan, küresel ölçekte oluşturulan koalisyonun bir parçasıydı ve buna izin verdi. Şimdi şunu diyebiliriz, sahteydi, sahteymiş. Açılan dava bunu gösteriyor. O koalisyonun bir parçası olma düşüncesinin ya da eyleminin, pratiğinin sahte olduğunu ortaya koyuyor. Yoksa biz yargılanmazdık. Yargılanıp o kadar suçtan beraat etmezdik. Hepimiz Diyarbakır'da daha önce hakkımızda açılan davalardan ceza aldık. Selahattin Başkan, Figen Başkan, MYK üyelerimiz nasıl ki azmettirme yoktur, nasıl ki iştirak yoktur eminiz. Eğer hukuka dönülürse yardımın da olmadığı anlaşılacaktır. Çünkü ortada fail yok. Hani bir hukukçu olarak söylüyorum bunu. Failin olmadığı bir yerde azmettirmeden, iştiraktan ya da yardımdan bahsedemeyiz. Ha olmaz mı? Olur. Onun da bir formülü bulunur. Olur. Geri kalan dosyalar, zaten dosyamızda sadece iki arkadaşımız yönünden propaganda dosyaları birleştirilmişti. Figen Başkan ve Selahattin Başkan yönünden. Biz diğer arkadaşların tamamı Diyarbakır'da, benimki Ahmet Bey'inki Diyarbakır'da devam ediyor. Sebat Başkan ve Gülten Başkan'ın Malatya'da devam eden propaganda dosyaları var. Onlar da ileriki süreçte görülmeye devam edecekler. O yüzden hani bu sahteliği görüp ona göre yaklaşmak lazım. Ama Kobani süreci, Kobani'deki direniş, halkın ortaya koymuş olduğu sahiplenme, dünyadaki birçok, küresel ölçekte yankısını bulan dünyadaki birçok kesim tarafından, dost birçok güç tarafından kabul edilen, takdir edilen, Türkiye halkları tarafından sahiplenilen, yani ben Suruç sınırında, Suruç-Kobani sınırında nöbet tutan Türkiye halklarını, işte Karadeniz'den, Ege'den, Akdeniz'den, İç Anadolu'dan gelen aileleri, orada iki gün kalan, nöbet tutan, işte bir çanta, bir bavul, bir poşet getirebildiği her şeyi oradaki insanlara getiren, orada aşure yapan, o birlikteliği yaşayan bir süreci yaşadık hep beraber. Çok değerliydi, çok kıymetliydi ve resmi ölçüde de yansıması oldu. Yani eşme pratiği, eşme ruhu olarak tanımlandı, eşme süreci önemlidir. Bunlar yarın öbür gün daha ayrıntılı bir şekilde bir hakikat süreci yaşanırsa masaya yatırılacak. O zaman dosyamızın da ne kadar hukuksuz, ne kadar keyfi açıldığı ortaya çıkacak. Ama dediğim gibi zaten dosyada unutulan bir belge var. Çok net diyor. Diyor ki eğer partinin kapatma davasını istiyorsanız bu dosyadan işte insanları tekrardan gözaltına alın. İşlemler başlasın ki partinin kapatması da gerçekleşsin. 302 için akıl veren bir üst akıl var. Yani mevcutlara 302 için akıl veren bir üst akıl var. Bu akıl hala devrede mi? Devrede. Bugün kayyumda görüyoruz bunu. Ama dediğim gibi tabii ki devlet bir kül halinde düşünemeyiz. Bir bileşen, bir ittifak hali söz konusu devlette. Ama hiç kimse ben masumum diyemez. Oradan bakıyorum sürece. Yoksa çözüm sürecinden yakından takip eden birisi olarak evet her zaman için bu süreçlerin karşısında durmuş ya da gerçekleşmesini istemiş, yanında durmuş kesimler olur devletin içerisinde. Ama herkes sessiz olduğu için bu süreçten herkesin sorumlu olduğunu, yani bu yanlışta herkesin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Niye biz gerçek bir yargılama yapılırsa müdahil olacağız diyorum. Çünkü üzerine fazlasıyla siyaset yapılan, bırakın Türkiye halkları, Kürt halkını birbirine kırdırtmaya çalışan bir dil ve söylem oluşturuldu. Şimdi Yasin Börü'nün ailesi çıktı, neredeyse bizlerin idamını isteyecek noktaya geldi yani. Ama o dosyaya bakın, yargılama sürecine, yapılan soruşturmaya bakın, yapılan yargılama sürecine bakın. Hukuken ele alınamayacak şeyler var, anlam vermekte zorlandığımız şeyler var. Nasıl oluyor da işte bir genç vardı, mazlum, mesela onun olay saatinde Diyarbakır'da olmadığı, farklı bir yerde olduğu, bir düğünde olduğu biliniyordu. Ama yine de dosyaya dahil edilmiş. Birkaç aile bize haber gönderdi. Bizim de çocuklarımızın HTS kayıtlarında esasında evde oldukları görünüyor. Ama dosyaya dahil edildiler. Yani bir gün gerçekten bir yargılama yapılırsa, bir hakikat yüzleşme süreci yaşanırsa, bu dosyada yapılan soruşturma, o soruşturma neticesinde yapılan haksız yargılama, verilen haksız kararlar da yeniden değerlendirilecek. Şeye kalmadı bu. Yani Türkiye halklarını birbirine kırdıralım mı? Çok açtı bu. Kürt halkını birbirine kırdıralım.
Bakın çok yakın zaman, yeni yaşadık. Bir yıl önce, genel seçim öncesi ne dedi Süleyman Soylu? Dedi siz bakmayın bunların 200 bin, 250 bin oyu olduğuna. Yarını düşünün. Niye? Aynı plan devrede. Yani 90'larda ortaya koymuş oldukları o şiddet, ortaya koymuş oldukları o halkı birbirine kırdırtma, Kürt'ü Kürt'e kırdırtma politikası devrede. Duruşma salonunda ifade ettiğimizde Siirtli Hüdapar'ın bir avukatı vardı. Bize katil diyemezsiniz, katil sizsiniz dedi. Ben o avukata dedim ki siz çok genç bir meslektaşım. 90'larda belki çocuktu, belki bebekti, bilemiyorum. Genç bir meslektaş. Ama heyete dedim ki bakın sizin gözünüzün önünde bizi tehdit ediyor duruşma salonunda. Buna izin veren bir zihniyet var. Buna onay veren bir zihniyet var. Bu duruşma salonunda mahkeme heyeti oluyor. Bu dışarıda sokakta o ilin ülke amiri oluyor. En üst düzeyde bakanlık oluyor. Bu istenen bir şey, bu arzulanan bir şey. Açıklama çok net, şu an ayrıntısını hatırlamıyorum ama açıklama çok net, diyor ki bugüne bakmayın, yarınki planlarımız devrede diyor. İşte buna karşı ben tabii buradan halkıma da, biz yarın öbür gün diyoruz ki işte Türkiye parlamentosunda tabii ki olacağız merkezi hükümetin içinde ama Kürt sorunu demokratik barışçıl çözümü için bir önerimiz var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesini istiyoruz. Demokrasinin güçlendirilmesini istiyoruz. Parlamenter sistemin o günün koşullarında 2011'de masaya oturduk, anayasa masasına güçlendirilmesini istiyoruz. Doğal olarak bir projemiz var. Türkiye 25-26 bölge üzerinden örgütlenebilir. Şimdi diyelim ki işte Diyarbakır'ın da içinde olduğu Diyarbakır, Mardin, Batman, ilk aklıma geliyor, geleni söylüyorum, bir bölge oldu. Bu bölgeler daha çok iklimin aynı olduğu, gelirin aynı olduğu, yani ekonomik, kültürel, sosyal yapının aynı olduğu çevreler üzerinden. Bu konuda belki en şanslı coğrafya Türkiye'de Kürdistan. Çünkü Kürdistan'ın zaten Garzan'ı var, Botan'ı var, Amed'i var, Dersim'i var, Serhat'ı var. Zaten o bölgeler belli. Şimdi diyelim ki bölgeler oluştu. O bölgelerde de parlamento olacak. Yerel parlamentolarda da olacak. Tıpkı Birleşik Krallık'ta olduğu gibi, İngiltere'de olduğu gibi. İşte adı Birleşik Krallık ama İskoç parlamentosu da var, İrlanda parlamentosu da var, Gal parlamentosu da var. Tıpkı İspanya'da olduğu gibi bir üniter devlet olarak, İspanya'da olduğu gibi. Katalanların da hakları var, özerk yapıları var. Baskın da özerk bir yapısı var. Bunları görüp dünya örneklerinden de sebeplenerek, olmazlar üzerinden değil, nasıl olur üzerinden tartışmak gerektiğini. Şimdi Kürdistan'da işte bölgelerde parlamentolar oluştu. Biz tıpkı Türkiye parlamentosunda olduğu gibi sağ parti, sol parti, sosyal demokrat parti, muhafazakar parti, burada da kürsülerimiz olacak. Birlikte siyaset yapacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte bu halka hizmet edeceğiz. Gerek siyasal, tabii ki gerek siyasal anlamda, gerek sosyal anlamda. Tabii ki biz siyasal anlayışımız aynı değil. Bir olması gereken demokrasi çerçevesinde olması gereken rekabeti de yaşayacağız. Bunlar olası şeyler, olması gerekenler. Ama işte bunun zehirlendiğini, bu düşüncenin zehirlendiğini, illegal kılındığını, zehirlendiğini gördük süreç içerisinde. Hepimiz ayrı ayrı demokratik özellik dediğimiz için yargılanmaya çalışıldık. Sorun nereden bakıldığı, nasıl görüldüğü, çözümün esasında yolu, adresi de belli, yolu da belli. Ama işte buradan ısrarla uzaklaşan ama halkı birbirine kırdıran bir anlayış var karşımızda. Biz de bunun sonuna kadar teşhir, bizim amacımız, yapacağımız teşhir olacak. Halkımıza doğruları anlatacağız. Olması gereken, halkımızın gösterdiği yol belli zaten. Olması gereken yolda hep beraber yürüyeceğiz. Gezi de Kobani de çözüm sürecinde gerçekleşti. O her iki süreci birbirine bağlayan en önemli ortaklık olarak değerlendiriyorum. İkinci ortaklık direniş boyutudur. Gezi direnişinde sahipleniyoruz, Kobani direnişinde sahipleniyoruz. Ama Gezi'de de, Kobani'de de maksadı aşan bir gerçeklikle de karşılaştık. Amacın dışında olan bir gerçeklikle de karşılaştık. Birileri bunu örgütlemek istedi. Ve tıpkı Kobani dosyasında olduğu gibi Gezi dosyasında da esasında direnişin içinde olanlar yargılandılar. O direnişin, anlamlı direnişin içinde olanlar, olması gerekeni ortaya koyanlar yargılandılar. Yoksa bugün hükümetin ısrarla altını çizdiği varsa bir darbe düşüncesi, Gezi için söylüyorum, o darbeciler kimler? Bizim için varsa bir 302 devleti yıkma, bölme düşüncesi, bu düşünceye kim sahipti? Bunların açığa çıkarılması gerekiyor. Her iki sürecin de arkasında bir üst akıl olduğunu düşünenlerdenim ben. Belki benim gibi düşünmeyenler vardır ama her iki sürecin de arkasında bir üst akıl olduğunu düşünüyorum. Sokağa çıkan halkın haklı öfkesini, sokağa
yansıyan halkın haklı direnişini illegalize etme ve amaç dışı göstermeye çalışan bir üst akıl olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda bizim yargılamalarımıza bakarsanız bir parça haklı yani kendilerini haklı çıktığını düşünebilirler, başardık diyebilirler. Ama bence asıl büyük kaybedenler onlar olacak ileriki süreçte. Böyle başlayalım. 31 Mart seçimlerinde AKP kaybetti. Yıllardır işte sanırım Haziran 2015 seçimleri dışında kaybettiği ilk seçim oldu. Yerel seçim anlamında ilk seçim oldu. Kaybeden bir yapı ne düşünür? 22 yıllık iktidarınız var. Dersiniz ki nerede yanlış yaptım, acaba nasıl kurtarsam diye tartışırsınız. Ya biri bana muhalefet edecekse AKP'de gördüğüm, biri bana muhalefet edecekse yine ben olurum. Kendime muhalefet edebilirim. Biri benim yanlışımı söyleyecekse o da ben olayım. Yine ben yapayım, yanlış yaptım işte buradan döneyim. Ya şimdi şu söylem, mesela Türkiye'de çok kutuplaşma oldu, kamplaşma oldu. Kim yaptı onu? Bu kamplaşmanın, kutuplaşmanın sebebi kim? Ama muhalefete ihtiyaç varsa ben yaparım. İyileşmeye ihtiyaç varsa ben yaparım. Yumuşama varsa zaten ben yaparım. Normalleşme varsa ben yaparım. Anayasa zaten her dönemin kullan kullan at. Kullan kullan at, yerine getirme. Şimdi 1980 anayasası diyoruz. Ben 2011, evet 2011'de kuruldu, Ekim ayında kuruldu anayasa uzlaşma masası. O dönemde Cemil Çiçek gezmişti grupları. Daha sonra bizler o masada oturduk 12 kişi. Her siyasi partiden 3 milletvekili ve meclis başkanı 13 kişi. 2,5 yıl çalıştık. Esasında her siyasi parti bir diğerinin ne istediğini, ne yapmak istediğini, ne önerdiğini çok net biliyor. Onun dışında 1980 anayasası diyemeyiz bu anayasaya. Bu anayasa o kadar değişikliğe uğradı ki. Bu anayasa esasında son 22 yıllık icraat, özellikle 2000-2004 arasındaki değişikliklerle yola çıkarsak bir AKP anayasasıdır. O zaman biz ilk sorumuz ne olacak? Yeni olan ne? Yumuşamadan kastınız ne? Toplum bunu sormalı. Ya da normalleşmeden ne kastediyorsunuz? Normal. Normalse kimin normali? Biz zaten olağanüstü hal koşullarında her şeyi yaşadık. Son 2006-2024 arası 8 yıldır yaşanan karanlık eğer normalse, daha önce de ifade etmiştim, biz bu normallere alıştırıldıysak işte hadi yumuşayalım, hadi demokratikleşelim. Diyorlar ya hani halkımızın arasında işte bu filmi çok gördük. Gördük. Anayasa söyleminin nasıl kullanılıp atıldığını çok gördük. O yüzden anayasada ne olması gerektiği yol haritası bellidir. Bir defa şu çok net. Kürt sorunu çözülmeden demokratikleşme olmaz. Kürt sorunun çözümü için de ya çok uzun soluklu bir mücadele, çok uzun soluklu bir çalışma yürütüldü. 4 talep açığa çıktı. O 4 talep hem parlamentoya hem ilgili her kesime sunuldu. Hatta bunun toplumsal ayağı örgütlensin diye imza kampanyaları aşamasındayken yasaklamalar geldi. Biz bunu örgütleyemedik o süreçte. Ama anayasa masasına çalışma sürecinde o 4 talep ulaştırıldı, bize teslim edildi anayasa masasında. Nedir o 4 talep? Sadece hani DTK değil, Kürdistan'ı bütün oluşumlar bir araya gelerek o 4 talebi açığa çıkardı. Yani DTK dışındaki diğer siyasal anlayışlar da bir araya geldiler. Birincisi anayasal vatandaşlık. Yani Türkiye'de yaşayan herkes Türktür demek yerine Türkiye'lidir demek gibi. Ya da ki anayasa masasında bu noktada AKP'nin de benzer bir önerisi olmuştu. Ama CHP, MHP bunu kabul etmediler. İkincisi statü talebi. Yani Kürt halkı belli bir statü içerisinde yaşamak istiyor. O yüzden parlamentoya demokratik özellik. Yarın öbür gün adı değişik. Yani biz demokratik özellik diyoruz, değişmez bir şey değil bu. Sadece dönüp tarihe bakıyoruz. Diyoruz ki tarihte Türkler, Kürtler nasıl yaşamışlar? İşte Cumhuriyet kurulana kadar ortada somut, ta 1071'den Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar denk gelen süreçte Kürtler, Türkler nasıl yaşadılar? Kürtlerin özellik statüsüyle karşılaşıyoruz. Diyoruz ki o özellik statüsü demokrasiyle buluşursa, demokratik bir öze kavuşursa o birlikte yaşam yine de mümkün olabilir. Bunu ortaya koyuyoruz o statü talebiyle. Üçüncü talep nedir? Ana dilinde yaşam talebidir. Bu halk gerçekten ana dilinde yaşamak istiyor. Yani kültürün de en önemli öğesidir dil. Bakın bu coğrafyada birbirinden farklı kimlikler, etnik kimlikler, inançlar var, dinler var. İşte bir komşumuz Süryani, bir komşumuz Ermeni, bir komşumuz Arap, bir komşumuz Türkmen. Biraz Serhat tarafına gidince Azeriler, Terekemeler var. Şimdi bu gerçeklik içerisinde siz ben diyebilir misiniz? Diyemezseniz herkesi kapsayacaksınız. Ve ana dil konusunda da herkes için istiyoruz biz bunu.
Dördüncü talep laiklik meselesi ki bizim için gerçekten önemli. Çünkü bakın işte Soğuk Savaş'ın sona ermesi, komünizmin bir tehdit olmaktan çıkması ve arkasına radikal İslam'ın bir tehdit olarak Orta Doğu'ya sürülmesi ve bu süreç içerisinde bu gerçekleşen radikal süreç içerisinde bakıyorsunuz din bir tehdit olarak halkların başında salınan bir kılıca dönüyor ki o kılıç IŞİD'le birlikte çok kesti. Çok kesti. Şimdi biz bunu görüp laikliğin sadece din devlet işlerinin ayrılması olarak yaklaşamayız. Aynı zamanda her dinin, her inancın kendini özgürce yaşaması, ifade etmesi olarak bir anayasal temele kavuşturulması gerektiğini ifade ettik. Bu talepler parlamentoya yansıdı. Ama hani teşhis var, tedavi yok meselesi. Bunlar bilinen gerçeklikler. 2013'te ilk adadaki ilk görüşmede de Kürt Halk Önderi devlet heyetine söyledi bunu. Dedi ki siz dedi 1993 yani ilk görüşmelerin başladığı tarih olarak dedi 20 yıldır görüşüyoruz. Esasında süreç belli, atılması gereken adımlar belli. Siz bu sürecin arkasına bir siyasal irade koyacak mısınız? Parlamentoyu çalıştıracak mısınız? Mesele odur. Parlamento devreye girecek, parlamentoda çözüm tartışılacak. Herkes kendi düşünce, en uçtan bile yaklaşsa, MHP bile olsa, İyi Parti bile olsa, en uçtan bile yaklaşsa düşüncesi o parlamentoda ifade edilecek. Ama tabii ki o parlamento demokratik olan, demokrasiye yakın olan, Türkiye'de mevcut sistemi demokratik bir öze kavuşturacak olan neyse o noktada birleşecek. Ama şimdi bakıyoruz bir yumuşama, bir normalleşme. Şimdi ben tabii ki CHP'nin elde etmiş olduğu başarı önemlidir. Türkiye halklarının özlemlerini bu çatı altında ifade etmiş olması önemlidir. Umarım bunun kıymetini bilirler. Ama onlar için de Kürt sorunu çözülmeden demokratikleşmenin mümkün olduğu düşüncesi onlar için de bir yanılgı olur, bir gaflet olur. Ben en fazla bunu söyleyebilirim bu süreç için. Bizim bir hani Türkiye halkları ülkeyi yönetmek için bugün AKP'ye, yarın CHP'ye görev verir. Belki bir gün MHP'ye verir. Biz Türkiye halklarını yönetme yetkisi verilen hangi siyasal anlayış olursa olsun onu demokrasiye davet etmek durumundayız. O yüzden bir tercih yapmıyorum. Bunu Cumhuriyet tarihine bakarak açıkçası belki kişisel bir fikir de olabilir. Cumhuriyet tarihine bakarak ben bir kişisel siyasal tercih yapmıyorum. Bizim muhatabımız budur diye. Bizim muhatabımız Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümü için elini taşın altına koymaya, o taş üzerine devrese bile kaldırmaya hazır olandır. O muhatabı Türkiye halkları belirliyor ama bizim muhatabımız budur. Türkiye halkları belirler der ki benim böyle bir iddiam yoktur, o taşı kaldırmayacağım, bu süreç devam eder. Ama kim ki o taşı kaldırmaya çalıştı, biz yanında olacağız. Yıllardır bedel ödedik, yine ödeyeceğiz. Ve hiçbir siyasal anlayışa umut bağlamadan kendi halkımıza umut bağlamak, kendi örgütlülüğümüze umut bağlamak, kendi direnişimize umut bağlamak gerektiğini düşünüyorum. Halkımız bu konuda çok büyük bedellerin ödendiği süreçler yaşadı. O süreçlerden bir ikisini biraz evvel konuştuk belki ama ifade etmediğimiz çok değerli, çok kıymetli süreçler var. Bize öğreten, halkımıza öğreten, bu halkın analarını sokağa taşıyan süreçler var. Şimdi hangi kapıyı açarsanız bir tutuklusunun, hangi kapıyı açarsanız yaşamını yitiren bir evladının olduğu, hangi kapıyı açarsanız bir sürgününün olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Ve şimdi halkımız bir yol gösteriyor bu devlete. Diyor ki çözüm mümkündür. Siyaset de bunu mümkün kılmak için yıllardır mücadele ediyor. 2007'den beri çok aktif verilen bir mücadele var ortada. Ama bir bakıyorsunuz hala konuşulan parti kapatma, hala konuşulan kayyum ataması, hala yaşatılmak istenen bunlar. Buna dur derken de ben bir siyasal anlayış, siyasi parti tercihi yapmadan biz buradayız, kim hazırsa onunla yürürüz demek gerektiğini düşünüyorum. Mesela CHP'yi de bekliyorum. Nasıl bir açıklama yapacaklar, nasıl bir söz söyleyecekler, nasıl bir çözüm için nasıl bir düşünce ifade edecekler, nasıl bir planlamaları var tabii ki merak ediyoruz. Yoksa işte dün birisi sokakta durdurdu beni. Siz öyle diyorsunuz ama artık demek çok politik bir kitlemiz var. Gerçekten siyaseti müthiş takip ediyorlar. Siz öyle diyorsunuz hani AKP olmasın, işte CHP öyle diyorsunuz ama CHP iktidara gelirse ilk söylemleri andımızı geri getirecekler. Şimdi halkın çok ciddi bir gözlem gücü var.
bütün siyaseti takip ediyor. Kimin ne dediğini çok iyi biliyor. O yüzden ben demokratik çözümün, Kürt sorunu demokratik çözümün olmadan demokrasinin gerçekleşebileceğini, Türkiye'nin demokratik bir öze kavuşacağı, cumhuriyetin demokratikleşebileceği düşüncesinin doğru olmadığını, bunu söyleyenin de çok da samimi olmadığını düşünüyorum. Yıllar bunu öğretti. Çok basit bir süreçten bahsetmiyoruz. Aradan geçen 40 yıl var, 40 yılın öğrettikleri var. Bu 40 yıla rağmen siz sırtınızı dönerseniz gerçekliğe ve halkı hala yumuşama, normalleşme söylemleriyle uyutmaya çalışırsanız buna hayır diyen çok net bir kitlemiz var. Bunu biraz evvel belki CHP açısından örnek verdim ama biraz sohbet koyulaşınca şey diyor, bu normalleşmeye de inanmayın, yok öyle bir şey. Şimdi bakıyorum bugün işte o normalleşmenin tam da zıttını ortaya koyan bir kayyum atama gerçekliği var. Şimdi halkımız bizi her koşulda uyarıyor. Biz bu uyarıya kulak veriyoruz ve onların bugüne kadar yürüttüğü siyasetin yürütücüleri bizde. Onlar yürüttü, biz de öncüleri olmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu bilgi, açığa çıkan bu bilinç Türkiye'yi de yönetenleri yanlıştan döndürecektir. Eninde sonunda yanlıştan döndürecektir. Yoksa mesela bugünün gündemine bakın, hala ifade edilen nedir? İşte yine operasyon yapacağız, bitireceğiz, yok edeceğiz. Şimdi 2 yıl öncesinin açıklamalarına bakın. Bahara kalmaz, sonbahara kalmaz, kış bitti, ilkbahar bitti. Yok, ortada bir sosyolojik gerçeklik var. Bir halk ben varım diyor. Bir halk ben bu coğrafyanın insanıyım, burası benim ana yurdumdur diyor. Bir halk Kürt sorunu demokratik çözümü mümkündür diyor. Bir halk Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın bu süreçte baş müzakereci olarak görüyor ve bir rol biçiyor. Bir halkın kadınları koşullar ne olursa olsun kendini sokakta ifade ediyor. Durmuyor, dinlenmiyor, ben varım diyor. Karşılığı ne oluyor kadınlar için ve bir bütün halk için? Tabii ki gözaltı tutuklamalar en basitten gelişir. Ama toplumsal anlamda gerçekten çok büyük bir travmaya da neden oluyor. Artık insanlar öyle kolay kolay kandırılmıyorlar. Çok net ortada. Umarım bugünden sonra siyaset, dediğim gibi Türkiye halkları dün AKP'ye verdi, yerel yönetimlerde CHP'ye verdi. Siyasetin yürütücüsü Türkiye halkları adına kim olursa olsun umarım bu gerçekliği görür. Bu kandırılmama noktasında olan Kürt halkının gerçeğiyle yüzleşir, ona göre siyaset verirler diyorum. Kürt sorunu bugün sadece Türkiye'de, ya da hani Kürt sorunu deyince bile bizi eleştiren bir kitlemiz var. Diyorlar ki Kürtlerin yaşadığı sorun değil. Niye Kürt sorunu diyorsunuz? Yani Kürtlerin yaşadığı sorun sadece Türkiye ile ilgili değil. Irak, Suriye ve İran coğrafyası ile direkt ilgili. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında çizilen sınırlar itibariyle artık 4 ülkenin sınırları içerisinde yaşanan bir gerçekliği var. Bu sorunu bölgesel, küresel sermayenin bölgesel çıkarlarını da düşündüğümüzde küresel bir öz taşıyor. Bu kadar net, açık. Şimdi bu sorunun çözümü için çok büyük bir emek harcandı mı? Gerek bölgesel gerek küresel güçler hep yönetmeyi tercih ettiler. Birlikte yaşadığımız ulus devletler de hep yönetelim istediler. Çözmek yerine yönetelim istediler. Şimdi Kürt halkı diyor ki bu sorunun çözüm zamanı geldi. Biz olaya buradan bakmak durumundayız. Buradan değerlendirmek durumundayız. Buradan fikir üretmek durumundayız. Ve yaşanan gerçekliği bu noktadan toplumsallaştırmak durumundayız. Atılacak adımlar belli, yaşanacak süreçte belli. Değerlendirmemizi, içinde bulunduğumuz süreci, dünden kopuk değil, bugünün gerçekliğiyle buluşturan ama yarının ne olacağı üzerine yoğunlaşan, ona göre çalışma yürüten bir gerçekliğimizin olması lazım. Bir şey daha ifade etmiştim. Yani hani Türkiye tecritte ısrar ederken şimdi oraya, dünya... Bunu kesebiliyoruz değil mi? Evet. Belirtmek lazım. Şimdi eğer bir çözümden bahsedeceksek, tabii ki akla ilk gelen isim Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan. Devletin de aklına ilk gelen isim kendisi. Bakın 93'te nasıl ki ilk girişim kendisiyle olmuştur, Cumhurbaşkanı tarafından, Turgut Özal tarafından. İşte bizim içinde yer aldığımız 2013 sürecinde de kendisiyle oldu. Öncesinde Oslo sürecinde yine öyle. Cezaevinde gelişen bir süreç var, yine öyle. Yani devlet de bunun bu gerçeğin farkında. Ama süreci çözmek değil, yani sorunu çözmek değil, süreci yöneterek uzatma derdi içerisinde. Şimdi peki tecrit uzadıkça ne oluyor? Tecrit uzadıkça barış düşüncesi esasında hapsediliyor. Barış düşüncesinden intikam alan bir noktaya geliyor. Yani bu düşünceyi, yani barışı bir tarafa ama düşüncesinden bile intikam alma isteği, arzusu var.
Bunu hiç dillendirmeyin çünkü varlıkları buna bağlı. Barış olmayacak ki birileri kendi varlığını sürdürebilsin. Tecritin uzatılmasının ilk etkisi barışın erteleniyor, öteleniyor olmasıdır. Ama Türkiye'yi bekleyen budur. Bu sorun çözülecek, eninde sonunda çözülecek. Daha geçen ay yazılan yazılarda görüyoruz. Irak, işte bir çözüm süreci gelişirse, Irak Cumhurbaşkanı bu Türkiye'den Irak'a gidişler, gelişler, tartışmalar yürüdü. Elleri boş döndüler. Ama hani çözüm süreci gelişirse örgütün üst düzey üyeleri yurt dışına gitmesinler, Irak'ta kalsınlar tartışmaları bile yürütüldü. Herkesin aklında bu sorunun çözümüne dair bir düşünce var. Ve Sayın Öcalan bir baş müzakereci. Konuya en vakıf, sürecin başından beri içinde olan, çözüm projelerini ortaya koyan, o çözüm projelerinin milyonlarca insan tarafından sahiplenildiği, ortaya konulan paradigmanın İşte dünyanın farklı noktalarında, üniversitelerde okutulduğu, okunup değerlendirildiği bir gerçekliği var Sayın Öcalan. Demokratik ulus bu topraklarda sorunu çözmenin temel anahtarı olarak ifade edildi. Bu paradigmanın yaşamsal kılınmasının mümkün olduğu Rojava coğrafyasında ortaya çıktı. Kadın gerçekliği, kadın özgürleşmeden toplum özgürleşmez diyen dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleşen süreçler yaşandı ama bunun yaşamsallaştığı alan, yer olarak biz Türkiye'yi ifade edebiliriz, Suriye'de Rojava gerçekliğini ifade edebiliriz. Şu an dünyanın farklı noktalarında eğer bir Xinjiang azadi düşüncesi, bir fikriyatı, bunun sahiplenilmesi, bunun yaşamsallaştırılması varsa bunun arkasında büyük bir emek ve Sayın Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu paradigma gerçekliği var. Bu kadın özgürlükçü, demokratik, ekolojik anlayış birileri için tehdit olarak algılanabilir. Ve bu da tecriti beraberinde getirebilir. Çünkü başta da ifade ettim. Çünkü varlıkları buna bağlı. Eğer bu sorun çözülürse var olamayacaklar. Biz de diyoruz ki bizim var olmamız da bu sorunun çözülmesiyle mümkün. Her iki var olma mücadelesi çatışıyor. Birisi devletin bütün imkanlarını, bütün varlığını kullanarak kendisini var etmeye çalışıyor. Birisi de bütün yoksulluklara, zulme rağmen ben ayakta kalacağım, var olacağım diyor. Bu iki var olma mücadelesi yıllardır bir çatışma halinde. 10 yılları buldu ama artık bence sonuna yaklaşıyoruz ve eninde sonunda bu halkın yaşayacağı özgürlük olacak. Bu halkın yaşayacağı yıllardır ödediği bedele, yarattığı değere layık, onurlu bir barış olacak diyorum. Dışarıdaki toplumsal gerçeklik cezaevlerine de yansıyor. Bir boyutuyla aileler aracılığıyla yansıyor. Oradaki tutuklu hükümlülerin niteliği, siyasal niteliği boyutuyla yansıyor. Orada da korkunç bir yoğunlaşma var. Korkunç bir eylem pratiği var. Çok daha ciddi fikirlerin üretildiği, o fikirlerin yaşamsal kılındığı bir alandan bahsediyoruz. Bir mücadele alanından bahsediyoruz. Doğal olarak her boyutuyla İşte Kürt sorunu demokratik barışçıl çözümü ve Öcalan'a özgürlük, tecritin kaldırılması talebi belki en güçlü olarak cezaevlerinde sahiplenildi, cezaevlerinde ortaya konuldu. Bunun bir tarihsel gerçeklik içerisinde, sadece bu son eylem için değil, işte tarihsel gerçeklik içerisinde 2018'de ifade ederek ta 80'lerden bu yana cezaevi gerçekliğinden sebeplenerek, onu bir miras olarak kabul ederek ifade ediyorum. Bir mücadele alanı ve o mücadele alanı çoğumuz için zorunlu bir durak haline getiriliyor. Bugün çok net ifade edebiliriz. İşte bir soruşturması olmayan, fişlenmeyen, hiç kimsenin olmadığını biz 2016'da gördük. Bir anda 4000 tane insan, sadece kamu emekçisi işten atıldı. İhraç edildi. Bir yerlerde bu fişlemeler, bu şeyler, bilgilendirmeler yapılmış. Sadece düşünmek bile suç addedilmiş. Sadece düşünceni ortaya koymak bile suç addedilmiş. İnsanlar etiketlendirilmiş ve bir gecede bir baktık 4000-5000 insan sadece kamu emekçilerinde işsiz kaldı. İşçilerin tamamı atıldı. Halkımız bir bütün, o fişlenme sürecinin parçasıdır. Her gün sokakta olan insan, işte bir soruşturma başlıyor hakkımızda. Gidiyoruz, katılımız bütün eylemler sıralanıyor. Siz bu eylemlere katınız, o zaman örgüt üyesisiniz deniyor. Onlarca soruşturma var böyle hakkımızda. Onlarca dosya açıldı böyle hakkımızda. Halkımızın gerçekliği bu. Ve bu cezaevlerine yansıyor. Tabii tutuklamalarla cezaevlerine yansıyor. Cezaevindeki o yoğunlaşma,
o kendini ifade etme, sürece damgasını vurma gerçekliği bu son eylem sürecinde de ortaya çıktı. Biz ayrıldığımızda, yani tahliye olduğumuzda, kapıda ifade ettiğim şey belki o günün duygusallığı içerisinde çok çok zorlanarak çıkan bir boyuttaydım. Çünkü üst koğuşumuzda 31,5 yıldır cezaevinde olan arkadaşlar vardı. Karşı koğuşumuzda hakeza öyle. Yani cezaevinde 30 yılını aşmış insanlar var ve onlar kurulara çıktıklarında hala onlara pişman mısınız diye sorulan bir süreç yaşıyoruz. Şimdi cezaevi gerçekliği böyle hani bir mücadele alanı olarak biz değerlendiriyoruz. Devlet de bunu böyle gördüğü için cezaevlerine özel bir politika uyguluyor. Bakın 2013'te çözüm süreci gelişti. En azından o süreçte infaz kanunu herkese uygulanıyordu. İşte zaten bir ayrımcılık var ortada. Adli suçlarla siyasi suçlar arasında. Bu ayrımcılığa rağmen bir de 1/4'ü yetmez, 1/4'ünü yatacaksınız cezanı diyorlar. Ve olmayacak sorular o kurullar tarafından, pişman mısınız ve benzeri sorularla o süreçler uzatılıyor. Kurulların inisiyatifine bırakılıyor. Normalde Türk hukuk sisteminde hakim dışında hiç kimse karar veremez. Savcının bile karar verme yetkisi yok. Savcı iddia edebilir. Sadece Türk değil, dünyadaki hukuk sisteminde karar verici tek organ vardır, hakimlerdir. Ama şu an o cezaevi gözlem kurulları karar veriyorlar ve 30 yılını cezaevlerinde geçirmiş mahkumlara pişman mısın diye soruyorlar. Herkese bir bütün olarak soruluyor ama en kabul edilemez olanı yasa çıktığı tarih itibariyle bile onları kapsamıyorken onlara bu yasanın bu şekilde hukuksuzca uygulanması. En kabul edilemez tarafı bu. Yoksa işte 5 Haziran'da Karayazı Belediye Başkanımız Zeynep Bingöl arkadaşımız tahliye olacak. 16 Haziran'da Mukaddes Kubilay Başkan, eski Doğu Beyazıt Belediye Başkanımız, 1999'daki ilk göz ağrımız Doğu Beyazıt 3 belediye, kadın belediyemizden biriydi. Ve daha sonra eş başkan olarak Ağrı Belediye Başkanlığı yaparken tutuklanıp ceza almıştı. 16 Haziran'da da Sincan cezaevinden kendisi çıkacak. Tabii bunlar hani kamuoyunun bilgisi dahilinde olan bilgiler değil. Ama 1/4'ünü de yatırarak, yani cezanın tamamını yatırarak arkadaşlarımız tahliye oldular ki siz de Sincan'da yatan gazetecilersiniz, basın emekçilerisiniz. Orada şimdiye kadar tahliye olan, son 3 yılda tahliye olan arkadaşlarımızın tamamı cezanın tamamını yatarak çıktılar. Cezanın tamamını yatırmadan tahliye olmadı. Bir başka cezaevi 3 ay uzatıyor, 6 ay uzatıyor, tahliye ediyor. Ama Sincan her koşulda 1/4'ünü yatırıyor. Türkiye'deki hukuk sisteminin ne kadar içinden çıkılmaz bir hal aldığını gösteren bir tablo bu aynı zamanda. Hukuksuzluğun boyutunun vardığı noktayı gösteren bir tablo bu aynı zamanda. Biz işte bugün anayasa çalışmaları var. Ya anayasaya gerek yok. Hele önce bir yol temizliği yapılsın diyoruz mesela. İşte terörle mücadele kanunu kaldırılsın. İç hukukta, Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme yapılsın, infaz kanunu da yapılsın diyoruz. Buna rağmen o yol temizliği çalışmasını görmezden gelen anayasaya ya Türkiye halklarını kandırmaya çalışan, biz kandırılmayız ama Türkiye halklarını kandırmaya çalışan yumuşama söylemleriyle kendime bir bana muhalefet yapılacaksa ben yaparım ancak diyen normalleşmeyle sanki bir normal olanı yaşıyormuşuz gibi bir algı yaratmaya çalışan zihniyete karşı biz hep olacaksa zaten bunun yolu yöntemi bellidir. Bir yol temizliğiyle başlayalım dedik. Ama işte 2013'te olmayan bir noktadayız. 2015 daha katı, daha zor bir süreci yaşıyoruz. O gün elde etmiş olduğumuz kazanımların çok çok kazanım demeyeyim ki, o demeyelim de o günkü hukuk sistemini bile bugün savunmak durumunda kaldığımız. İşte bugün anayasayı bile savunur durumdayız. Kaldırılmasını istediğimiz anayasayı diyoruz uygulayın. O noktaya getirildi Türkiye toplumu. Biz her koşulda mutlaka değiştirilmesi gerektiğini tabii ki savunuyoruz. Ama değişim sürecinin de gerçek bir demokratikleşme sürecinde ciddi bir samimiyet ortaya konulması gerektiğini zorunlu görüyoruz.